Batı, İslam düşmanlığını şova dökmeye başladı. Yapılanlara verilen tepkiye de pişkin pişkin cevap veriyorlar. Türkiye ve İslam alemi ne kadar direniyorsa, küffar da o kadar çok saldırıyor. Bu kalenin duvarlarına en sert darbeleri indirmeye çalışıyorlar. Biri havlamaya başladığında, diğerleri de saldıranlardan cesaretlenen köpekler gibi hep bir ağızdan havlamaya başlıyorlar. Bu aslında komik olduğu kadar korkutucu da. Aslında korkaklar ama aynı zamanda zalimlerdi. Ötekileştirdikleri kimseye en ufak acımaları yok. Onlara göre diğerleri insan değil, kullanılacak birer nesne. Onlardan olmayan herkes onların düşmanı. İşte bu Batı'nın gerçek yüzü. Yüzyıllardır bunu anlatmak isteyen, bunun için uğraşan birçok yazarımız var. Zulmünü dünya biliyor ama kendileri mağduru oynamaya devam ediyorlar. Tarihi zulüm ve canilik kokanlar bize dil uzatıyorlar ya, işte bu ruh sessiz kalmaz. Hollanda'da sağ parti lideri ırkçı, ayrıcı ve düşmanca hareketlerinde durdurak bilmiyor. Diğer taraftan Fransa hız kesmeden İslam'a ve Müslümanlara saldırıyor. Tepkiye neden olduğunu görünce de geri adım atmaya çalışıyorlar fakat onu da ellerine yüzlerine bulaştırıyorlar. Cuma hutbesiyle devletlerini övecek raddeye geldiler. Bunun yanında suçlular Müslümanlarmış gibi Müslüman ülkede yaşayan vatandaşlarına uyarıda bulunuyorlar. Mahkeme kararıyla camileri ve Müslümanlara ait birçok yeri kapattılar ve kapatmaya devam ediyorlar. Anlayacağınız Batı yine bildiğiniz gibi. Hollanda'da aşırı sağcı parti lideri olan Geert Wilders, Türkiye düşmanlığına devam ediyor. Geçen gün Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında alçak bir paylaşımda bulunan ve Erdoğan'a terörist diyen Wilders, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Türkiye'nin NATO'dan kovulması çağrısında bulundu. Hollanda Temsilciler Meclisi üyesi ve aşırı sağcı Özgürlük Partisi Başkanı Geert Wilders yaptığı paylaşımlarla tepki çekmeye devam ediyor. Geçen günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir karikatürüne yer veren ve paylaşımda terörist ifadesini kullanan Wilders, ırkçılık yaparak alçak bir saldırıda bulunmuştu. Wilders bu ırkçı paylaşımın üzerinden çok geçmeden yeni bir skandala daha imza attı. Üyesi olduğu meclisin çapına bakmadan boyundan büyük laflar eden Wilders, yeni yaptığı paylaşımda NATO'ya çağrıda bulundu ve Türkiye NATO'dan atılsın ifadelerine yer verdi. Wilders, paylaşımı ve kullandığı ifadelerle ırkçı tarafını bir kez daha gözler önüne serdi. Türkiye ve İslam karşıtı ırkçı tavırlarıyla tepki çeken aşırı sağcı Özgürlük Partisi Başkanı Geert Wilders, 15 Temmuz gecesiyle alakalı olarak "Türkiye'de yaşanan darbe girişiminin başarısız olmasına üzüldüm" ifadesini kullanmıştı. Daha önce de Türkiye aleyhinde birçok paylaşımda bulunan Wilders, "Şimdi yapılmalıdır. Türkiye'yi NATO'dan kovmak, Türkiye Büyükelçisini kovmak, Türkiye ile yıllık ticaret anlaşması yapılması, Türkiye vatandaşlarına vize yok, Türk hava yollarını boykot etmek, Schengen anlaşmasını iptal edip sınır kontrolünü gözden geçirmek" dedi. Fransa İçişleri Bakanı Gérald Darmanin, Müslümanlara karşı hakareti Fransa'nın iç meselesi olduğunu savunarak Türkiye'nin Fransa'nın iç işlerine karışmaması gerektiğini söyledi. France Inter radyosuna verdiği röportajda Fransız ürünlerine boykot çağrısı yapan Türkiye ve Pakistan'la ilgili konuşan Darmanin, yabancı güçlerin Fransa'daki gelişmelere müdahil olmasının herkesi şok etmesi gerektiğini belirtti. Fransa gelecek cuma günü Paris Büyük Camii'nde "Fransa bizi koruyor" diye bir şiiri hutbelerde okutma kararı aldı. Macron'un bu açıklamasına tepki gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da ülkesindeki milyonlarca farklı inanç mensubuna böyle davranan bir devlet başkanına ne denilebilir? Öncelikle akli noktada kontrol ifadelerini kullanmıştı. Bunun üzerine Elise Sarayı'ndan yapılan açıklamada Erdoğan'ın Fransız Cumhurbaşkanı Macron hakkında yaptığı açıklamanın kabul edilemez olduğu belirterek Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Hervé Magro'yu istişarelerde bulunmak üzere ülkesine çağırdı. Erdoğan da "Fransız markaları satın almayın, Fransız ürünlerine itibar etmeyin" diyerek boykot çağrısında bulundu. Fransa, derste Hazreti Muhammed karikatürleri kullanan bir öğretmenin öldürülmesinin ardından yurt dışında yaşayan vatandaşlarına uyarıda bulundu. Fransa Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesindeki seyahat ve güvenlik duyuruları güncellenerek Türkiye, Endonezya, Bangladeş, Irak ve Moritanya İslam Cumhuriyeti'ne yönelik yeni güvenlik uyarısı yapıldı. Uyarıda bu ülkelerde yaşayan Fransa vatandaşlarına daha dikkatli olmaları çağrısında bulunuldu. Uyarıda
bu ülkelerde yaşayan vatandaşların Hazreti Muhammed karikatürlerini göstermekten kaçınması ve kalabalık yerlere girmemesi istendi. Uyarıda ayrıca seyahatlerde ve turistik yerlerde çok dikkatli olunması çağrısı yapıldı. Fransa ile Türkiye arasındaki gerginlik, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransız mallarına boykot çağrısı yapmasıyla yeni bir boyuta taşınmıştı. Gerginlik, Erdoğan'ın Macron'un Hazreti Muhammed karikatürlerinin gösterilmesinden vazgeçilmeyeceğini ve İslamcı çevrelere yönelik tedbirlerinin sıkılaştırılacağını açıklamasının ardından Erdoğan'ın Macron'un zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var sözleriyle tırmanmıştı. Fransa, Ankara Büyükelçisi'ni istişarelerde bulunmak üzere geri çağırmış, birçok Avrupa ülkesi Erdoğan'a tepki göstermişti. Montreal İdare Mahkemesi, Pantin'deki caminin 6 ay kapatılması hakkında kararını verdi. Mahkeme, caminin kapatılmasının temel özgürlüklerin ciddi ve yasa dışı bir ihlali olmayacağını gerekçe göstererek Macron yönetiminin kararını onayladı. Mahkeme, ayrıca caminin din görevlilerinden birinin radikal İslamcı bir hareketin içerisinde olduğunu ileri sürdü. İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Paris yakınlarındaki Konferans Saint-Honorin semtinde başı kesik halde öldürülmüş bulunan öğretmenin, derste Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli karikatürü göstermesine tepki verildiği görüntünün söz konusu caminin yöneticisi tarafından paylaşıldığını, bu nedenle bu caminin kapatılacağını söylemişti. Ülkede son 3 yılda radikalleştiği iddiasıyla camiler dahil 356 yerin kapatıldığını ve 411 yabancının sınır dışı edildiğini aktaran Darmanin, Fransa İslamofobi ile Mücadele Kolektifi ve Baraka City dahil birçok dernek ve sivil toplum kuruluşunun kapatılacağını duyurmuştu. Paris yakınlarındaki Konferans Saint-Honorin semtinde 16 Ekim'de bir öğretmen başı kesilerek öldürülmüştü. Fransız yetkililer, zanlının cesedinin yakınlarında elinde bıçakla görüldüğünü ve kaçtıktan sonra polis tarafından vurularak öldürüldüğünü açıklamıştı. Ortaokulda görevli tarih öğretmeninin öldürülmeden birkaç gün önce Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatür gösterdiği ve velilerin buna tepkide bulunduğu kaydedilmişti. Bunun üzerine ülkedeki Müslüman dernek ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik baskılar ve baskınlar arttı. Macron, Hazreti Muhammed'e hakaret içeren karikatürleri yayınlamaktan vazgeçmeyeceklerini söylemişti.